İdrar torbamızın alt kısmında hem kadınlarda hem erkeklerde idrarı tutmayı sağlayan kas sistemleri mevcut. Bu istemli olarak kullanabildiğimiz kas sistemleri. Bu kas sistemlerindeki zafiyet veya bu kas sistemine uygun sinirsel uyarının gelmemesi durumunda idrar kaçırma başlayabiliyor. Günümüzde bu konuda en sık sıkıntıyı yaşayan grup prostat ameliyatı sonrasında idrar kaçırmaya başlayan erkekler. Prostat kanseri gayet iyi tedavi edilebilmekte. Robotik cerrahi günümüzde artık zirveye ulaşmış durumda. Ama maalesef hastaların bir kısmı kanserden kurtulmanın mutluluğunu yaşayamadan idrar kaçırmanın mutsuzluğuyla karşı karşıya kalabilmekteler. Bu durumda gayet etkin bir tedavi yöntemi olan kelepçe yöntemi, yani artifisyel yapay kapak sistemleri kullanılabilmekte. Buna sınırlı değil, yine kadınlarda da kullanımı mevcut. Özel idrar kaçırma sıkıntısı olan hastalarımız var. Yine nörolojik sıkıntısı olan bazı hastalarımızda bu artifisyel sfinkteri, yapay sfinkteri hastalarımıza daha farklı bir yere yerleştirerek gayet etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Günümüze kadar yaklaşık 180 binden fazla cihaz takılmış durumda ve 10 hastanın 8'inde 9'unda gayet başarılı sonuçlar elde edilmekte. Cihazı biraz tanıtacak olursak, nedir bu cihaz? Bir kez dışarıdan, kesinlikle vücut dışından görünen bir cihaz değil. Vücut içerisine yerleştirilen bir cihaz bu. 3 parçadan oluşuyor. İlk parçası idrar kanalını çepeçevre saran bir kelepçe sistemi. Bu kelepçe sistemine su pompalanarak kelepçe sistemini sıkması sağlanıyor. Böylelikle de hasta istediği zaman idrarını tutuyor. Bu suyu sağlayan diğer parçaysa rezervuar sistemi. Rezervuarın içindeki su kelepçe sistemine gidip gelerek hastanın kontrolünde idrarı tutmasını sağlıyor. Ve bunu yönetebilmesi için hastaya bir tane de pompa sistemi yerleştiriliyor. Yani 3 parça birbiriyle bağlantılı şekilde içeriye yerleştiriliyor. Ameliyat uzun süren bir ameliyat değil. En çok korktuğumuz, endişe ettiğimiz sıkıntı enfeksiyon kapılması. Bunun için hastaya uzun bir temizlik aşaması gerçekleştiriyoruz ameliyathanede. Bu aşama gerçekten çok önemli. Kritik öneme sahip, enfeksiyonları böylelikle azaltabiliyoruz. Hastalarımız ameliyattan sonra çok uzun yatışa ihtiyaçları olmuyor. Genellikle ertesi güne taburcu ediyoruz. Bir gece sondalı kalmalarını istiyoruz ve sondalarını çıkarıp taburcu ediyoruz. Lakin cihazı kullanmaları için 6 hafta sabretmelerini öneriyoruz. 6. haftanın sonunda hastalarımıza bu cihazı nasıl kullanacakları ile ilgili eğitim veriliyor. Cihaz zaten çok karmaşık olmadığı için de hastalarımız kısa sürede kendi kontrollerini sağlıyorlar. İstedikleri zaman pompa sistemini çalıştırarak idrarı tutuyor. İstedikleri zaman pompa sistemini kapatarak idrarlarını yapar hale geliyorlar. Bu cihazın bu kadar güzel olumlu yanlarının dışında tabii sıkıntıları da var. O bölgede tahrişe bağlı erozyon dediğimiz idrar yolunu yaralayabilir. Onun için cihazı uygun ebatlarda, uygun sıkılıkta yerleştirilmesi gerekiyor. Cihazın bunun dışında çok özel sıkıntıları olmuyor. Uzun yıllar gayet başarılı şekilde kullanılabiliyor. Hastanın temizliğinin dışında ekip çalışması da son derece önemli. Bu konuda eğitim almış, tecrübeli personellerle çalışmak enfeksiyonu belirgin azalttığı biliniyor. İlk olarak ameliyathaneye giriş çıkış sayısı, ameliyathane odasındaki nefes alan kişi sayısının bile sınırlı tutulması gerekiyor. Sadece ve sadece temizlik yetmiyor. Hangi görevlinin hangi pozisyonda duracağı, cihazlara olan mesafesi, anestezi doktorlarımızın nerede duracağı, kaç kişi çalışacağı hep ekip çalışmasını öne çıkaran şeyler. Böylelikle de başarıyı artırmayı hedefleyebiliriz.